bir şeyi mi düşünür, yoksa bir şeyle karşı karşıya kalması aklın, anlığın kendi iç devinimine ivme mi verir? Şimdi bunlar düşünce tarihi boyunca farklı okulların savunduğu yaklaşımlar. Yani bugün işte bir İngiliz empirist düşünürüne sorarsanız, John Locke'a sorarsanız insan bir şeye dair, nesneye dair düşünür. Yani kendisine dışsal olan bir şeye, şey hakkında düşünür. İlk bakışta mantıklı geliyor. Ancak aslında biz bir nesneyle karşı karşıya kaldığımız zaman zihnimizde daha önceki derste ne söylemiştik? Kavramlar, yani yavaş yavaş belli kavrayışlar canlanmaya başlar. Bunlar aslında o nesnelere içkin olmayan bizim aklımızın kendi dinamiğinin bir sonucudurlar. Bir insan anlamaktan çok bazen anlamlandırır, anlamlar yükler. Bunlar tabii bugünkü dersimizin konusu değil. Bizde bir hikayeyle karşı karşıya kaldığımız zaman zihnimizde anlamlar oluşmaya başlar ve biz bu anlamları değerlendirmeye başlarız. İnsanın en önemli özelliği hikaye anlatıcısı olması. Hep bir hikaye anlatma eğilimi ile karşı karşıya kalıyoruz. En primitif toplumlardan tutun, en işte günümüz toplumuna kadar herkesin neyi var? Bir hikayesi var ve herkes bir hikaye anlatıyor. Adam işte ilkel bir toplumda hala işte avcılık ve toplayıcılıkla hayatını idame ettiren bir toplumda da işte hikaye anlatıyor. Hikayelerini resmediyor, duvarlara kazıyor onu. Bir av hikayesini adam işte bir saat sürmüş bir avı size saatlerce anlatabiliyor. İnsanın hikaye üretme kapasitesi var. Biz buna zaten ne diyoruz? Efsane diyoruz. Efsaneler oluşuyor. Ve bu efsaneler dilden dile, zihinden zihine süreklilikle göç ediyor. İnsanın başat bir etkinliğiyle karşı karşıyayız. Günümüzde tabii bu hikaye anlatma fiili yeni araçlarla donandı. İşte belki romanla bir zirveye ulaşan bu hikaye anlatıcılığı sinemayla başka bir zirveye erişti. Bizim için bir toplumda anlatılan hikayeler o topluma dair de çok şey verir, çok şey öğreniriz. Biz o hikaye vasıtasıyla o toplumu tanırız. Tanırız, biliriz. O toplumun değerleri anlatılan hikayelerde zaten gizlidir. Değer derken neyi kastediyoruz? Nelere değer atfediyorsun? Nelere değer atfediyorsun? Bir sanatın zaten meselesi budur. İşte biz tanrıça heykelleri ile karşı karşıya kalıyoruz, öyle mi? Bakıyoruz işte iri göğüslü, böyle etli butlu kadın heykelleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Nedir? Çünkü işte bir o toplum neye değer verdiğini gösteriyor. Doğurganlığa, değil mi? İşte şey, süt vermeye, beslemeye, yani başlıca değer değerler bunlar. İşte bugün işte bu topraklarda yüzlerce yıl hakim olmuş Asurluların duvar kabartmalarına bakın. İşte bir sürü aslan avıyla işte yani öldürme konusunda yetenekli olan kahramanların yontulduğunu, onların işte savaş sahnelerinin yontulduğunu görürüz ve biz o kabartmalardan o toplumun nelere değer verdiğini,
ne dair bir şeyler öğrenebiliriz. Bize bir sürü nüve sunar. Bugün herhangi bir insanla da oturun. Yani neler hakkında konuştuğu o insan hakkında bize bir sürü şey anlatır. Toplumların da yani anlatıları vardır ve bu anlatıların nelere odaklandığı bizim o kültürü tanımamıza yol açar. Bu sayede kültürler kendilerini cisimleştirirler. Ortaya çıkarlar. Bu sayede meyveler verirler. Bu hikayelerin hepsi toplumların o kültür dünyasının, o zihniyet dünyasının meyveleridir. Bu sebepten dolayı hani sinema bize çok şey anlatır. O topluma dair çok şey anlatır. Yapana dair çok şey anlatır. İzleyene dair çok şey anlatır. O eserin aynasından bir toplumu, bir evreni görürüz, bir dünyayı görürüz. Bize bir dünyanın kapılarını açar. Tıpkı bugün işte antropologlar belli kabileleri incelediklerinde o toplumlarda kullanılan takılara bakarlar. İşte giyim tarzlarına bakarlar, süslenme tarzlarını ele alırlar ve bu malzemeler vasıtasıyla o toplumu tanımaya çalışırlar. O toplumu idrak ederler, o topluma dair bir kavrayış geliştirirler. Şüphesiz ki içinde yaşadığımız toplumun da süreklilikle sunduğu göstergeler mevcut, hikayeler mevcut. Bir kabilenin bedenini ne şekilde süslediği, bedenine ne şekilde şekil verdiği bize o topluluğa dair, o kabileye dair, o komüne dair çok şey öğrettiği gibi günümüzde de sinema, roman, bunların her biri aynı zamanda birer iletişim aracıdır. Toplumların o eserin ortaya çıktığı topluma dair bize sayısız gösterge sunar. Ve bu biz o göstergeleri gözlemlemek yoluyla belli kavrayışlar geliştiririz. Belli adlandırırız o toplumu. Ad veririz. Toplum çünkü o eseri paylaşarak, o eser hakkında hep birlikte düşünerek, o eser hakkında hep birlikte tartışarak kendisini de üretmeye başlar. Bu eserler sadece eseri sunanla izleyen arasındaki bir etkileşim değildir. Çünkü bu eseri birlikte izleriz, sonra o eser hakkında hep birlikte düşünürüz. Ortak kavrayışlar geliştirdikçe ortaklaşırız. Hepimizin beğenmesi gerekmez. Kimimiz beğenir, kimimiz beğenmez. Yalnız o eser bize bir tartışma zemini hazırlar. Ve bizler o esere dair tartıştıkça, hatta kavgalar ettikçe kendi zihniyet dünyamızı da inşa ederiz. Bu sebepten dolayı toplumların hangi eserleri ürettikleri, çünkü pek çok eser ortaya çıkar, ancak bunlardan sadece bir kısmı ön plana çıkar. Bir kısmı herkes tarafından izlenir. Bir kısmı ancak herkes tarafından tartışılmaya değer bulunur. Bu sayede ne oluşur? Kanon dediğimiz kavramla karşı karşıya kalırız. Bugün işte Rus edebiyatı kanonu diyoruz. İşte hemen belli Pushkin, Çehov, değil mi? Gorki, işte Dostoyevski, Tolstoy aklımıza geliyor. Ancak çok sayıda Rus edebiyatçısı var. Ancak Rus edebiyatının kanonunu oluşturan, yani Rus edebiyatına dair bir kavrayışınızın olması için mutlaka bilmeniz gereken romancı sayısı
sınırlıdır. Tıpkı bunun gibi İngiliz edebiyatı kanonu vardır. Türk edebiyatının bir kanonu vardır. Hocam kanun mu diyorsunuz? Kanon, kanon. Kanon, kanon. Kanon, kanon. Kanon dediğimiz yani bir havuz. Bir Alman edebiyatının işte bir kanonu vardır. Bu eserler artık o kültürün ayrılmaz parçaları haline gelmiştir. Bugün işte Alman edebiyatı dediğinizde nedir? İşte Thomas Mann hemen saymaya başlarsınız. İşte Kafka vesaire. Artık onlar bugün İngiliz edebiyatı dediğinizde değil mi? İşte Victor Hugo, Stendhal bunlar olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Sinemanın da kanunu mevcuttur. Yani belli sinema eserleri sinema tarihinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kırılma noktalarıdır. Ve sinema bu konuda çok daha heyecan vericidir. Neden? Çünkü son işte 150 yıllık süreçte sinemanın teknolojisi, kullandığı teknoloji, yani sonuçta görüntüleri, akan görüntüleri ard arda sıralamaktan bahsediyoruz. Görüntü alma konusundaki teknolojik kapasitesi hızla ne oldu? Her geçen gün sürekli bir biçimde gelişti, arttı. Bugün yani Terminator'un ilk çekildiği bu kamera arkasına dair belgeseller var. Onları mutlaka izleyin. Çok keyiflidir. Şimdi mesela 90'lı yıllarda yapılmış filmler bile orada kullanılan teknikler, görüntü teknikleri, ışık hızla ne oldu? Eskidi, eskidi. Teknolojisi sürekli geliştiği için görüntüyü alma, işleme, o görüntülerden bir dizge oluşturma kabiliyeti her yıl daha üst bir noktaya taşınıyor. Bu sebep hani bu belki roman için geçerli değildir. Hani romanda diyelim hani farklı bir baskı tekniği ortaya çıksa hani çok bir şey değiştirmez. Yani o romanı neye bastığınız çok fazla bir değişime yol açmayabilir. Ama bu sinema için geçerli değildir. Geçerli değildir. Hocam, zira diyorsunuz değil mi hocam? Tabii teknik açıdan diyorum. Şeyleri de izleyebilirsiniz. Yani mesela defalarca çekilen filmler var. İşte denizler altında 20 bin fersah yani farklı uyarlamaları var. İşte farklı uluslar çekmiş, Fransızlar çekmiş, Amerikalılar çekmiş, farklı tarihlerde tekrar tekrar çekilmiş. Bunları izlediğinizde hani o teknik kapasitedeki değişimin nelere yol açtığını hemen ne yapıp kavrayabilmemiz mümkün. Şimdi tabii bu her eser için geçerli değildir. Yalnız uyarlamalar için hani tekrar tekrar çekilen uyarlamalar var. İşte diyelim Anna Karenina'yı Ruslar da çekti, Hollywood sineması da çekti. Hani farklı kaynağı aynı olan yalnız görüntü oluşturma teknolojisi açısından farklı teknolojiler kullanan eserleri karşılaştırmalı inceleyebilmemiz mümkün. Daha önce ben burada bahsettim. Diyelim işte Rashomon filminin Hollywood uyarlamaları var. Vahşi Batı sinemasına uyarlamaları var. Gene karşılaştırmalı olarak incelemeniz mümkün. Bunlar tabii teknikteki gelişimle birlikte gerçekleşen değişimin anlatım tarzına nasıl yansıdığını bu sayede gözlemlememiz mümkün olmakta. Tabii anlatıda kullanılan araçlar değiştiği gibi anlatıların konusu da değişiyor. Örneğin işte kahramanlık hikayelerinin yerini
kahramanın belli olmadığı, iyi ile kötünün birbirinden tam olarak ayırt edilemediği artık yeni anlatı tarzlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Öyle mi? İşte James Bond filminde kimin iyi olduğu, kimin kötü olduğu belli. Ancak artık son çekilen James Bond'larda bile kimin iyi, kimin kötü olduğuna tam olarak karar veremiyoruz. Tabii bunların nelerden kaynaklı olduğu, hangi kültürel gelişmelerden etkilendiği, bunlar hep sorulması gereken sorular. Bugün de işte bir filmi ele alacağız. There Will Be Blood. Yani kan dökülecek diye Türkçe'ye çevrildi. Tabii açıkçası bir şaheserle karşı karşıyayız. Hani onu baştan söyleyeyim. En sonda söylememiz gerekeni en başta söyleyeyim. İzlemeyen var mı filmi? Siz de mi izlemediniz? Evet. Evet, şimdi bir şaheserle karşı karşıyayız. Bir kere bu eser üzerinden Amerika'ya, Amerikan toplumuna, o toplumun ürettiği insana dair düşünebilmemiz, ona dair bir kavrayış geliştirebilmemiz mümkün. Mümkün. Bir de iyinin kötünün yer almadığı. Siz izleme olanağınız oldu mu? Yok hocam. Siz de mi izleyemediniz? Ben izledim hocam bu arada. Siz izlediniz. Evet. Ya ne düşünüyorsunuz yani? Yani tipik bir Amerikan şeyi. Böyle çok hırsları uğruna her şeyi kullanabilmek. Yani, Amerikan neyi? Şimdi bizim... Yani Amerikan kültürünü diyeyim. Hani siz dediniz ya her şeyde kendimizi belli ederiz diye. Evet. Onlarda bir şey var böyle, hani işte bir sömürgecilik şeyi vardır ya ilk başta. Evet, evet. O filmde yansımış. Evet, evet. Mesela duygu sömürgüsü de var, bu küçük çocuk kullanması. İnsanların hani yanında bir baba figürü şeyiyle insanları evet. etkilemek. Evet, evet. Şimdi tabii biz burada daha önce sitemizde de var. İşte Moby Dick romanını ve filmini ele aldık, değerlendirdik. Onu mutlaka izleyin. İzleyin. Neden? Çünkü bu filmdeki aslında kahramanımız Kaptan Ahab'a çok sayıda göndermede bulunmakta. Öyle mi bilmiyorum ya da. Daniel karakteri Kaptan Ahab'a sen seçkin, sen biliyorsun. Kaptan Ahab'ı artık ezberlettim geçen sene Ahab Ahab diye. Zaten filmin başında bu kahramanımız da topal. Hani bu da bir rastlantı değil. Şimdi Kaptan Ahab'la Kaptan Ahab karakteri yani çok kompleks bir karakterdir. Bu böyle bu tip dikkat ederseniz sinema tarihinde kötücül karakterler aslında daha fazla ilgi uyandırır. Örneğin işte Yıldız Savaşları'ndaki Dark Vader, değil mi? Yani aslında Dark Vader daha çünkü kafa karıştırıcı bir karakter. Hani bir yere oturtamıyorsunuz. Nasıl desem, oradaki iyiliğin yanında yer alan, gücün iyi tarafında yer alan Jedi'lar aslında çok dikkat çekmez. Ama yani şimdi mesela Dark Vader'ın Dark Vader haline gelmesine sebep olan hani bir süreci, bir değişim, dönüşüm süreci vardır her zaman. Yani insanların sevmesi için sinemadaki karakterlerin iyi olmasına gerek yoktur. Hatta bazen daha çok kötülerse bunun da mesela dikkat çekici bir olaydır. Bunun hakkında da çalışabilmek mümkün.
Şimdi filmin başında zaten ne yapar? Kahramanımız ayağını sakatlar. Ne yaparken sakatlar? Ne yapıyor? Tünel aşağıya doğru gidiyor değil mi? Aşağıya doğru gidiyor. Altın arıyor. Ne yapıyor? Deliyor. Deliyor. Bu da aslında doğada delik açacak. Delik açacak. Niye delik açacak doğada? Doğanın rezervini elde edecek. Bu da aslında gene Kaptan Ahab'da ne yapar? Neleri deler Kaptan Ahab? Balinaları deler. Balinalar da delik açar. Onu ne yapacak? Yağını alacak. Yağını alacak. Ne yapacak o yağı? Kan yakacak. Aydınlatacak. Bakın burada ışık. Işık olacak. Değil mi? Yani ne olacak? Daha sonra kahramanımız Daniel ne yapacak? Kazacak. Petrolü çıkartacak. Ne yapacak petrolü? Petrolü ışık yapacak. Yani ne ışık nedir? Işık nedir? Başlıca özelliği doğal değildir değil mi? Doğal değildir. Işık doğal bir şey değildir. Doğal olan nedir? Güneşin ışığıdır. Ayın ışığıdır. Ancak insan ne yapar? Doğadaki ışığa alternatif üretir. Yani kendisini ne yapar? Yapay olanla aydınlatır. Aydınlatır derken karanlığı neye çevirir? Aydınlığa çevirir. Ve karanlığı aydınlığa çevirerek kendisine ne sağlar? Avantaj sağlar. Ateş yakar. Ateş nedir? Yapay bir şeydir. Hani bir yanda doğada doğal olan ateşler vardır. Volkanlar patlar. Ama insan ne yapar? O ateşi kontrol altına alır. Bir ne yapar? Taşlarla örülü bir mangal hazırlar kendisine. Yani o ateşi de denetim altına alır. Kendisine zarar vermeyecek hale getirir. Yani sınırlarını aşsın istemez. Ne yapar? Onu taşlarla çevirir o ateşi. Orada ne yapar? Isıyı ve ışığı bir yere hapseder. Tıpkı fener de böyledir. Lambalar, gaz lambaları, işte yağ lambaları. İnsan zeytinyağıyla da kendisini aydınlatıyordu. Bu Türkiye'deki kazılarda sürekli çıkar. Yani o ateşi, ateş çünkü kontrolsüz olduğunda bize zarar verebilir. Biz onu ne yaparız? Kontrol ve denetim altına alırız. Her zaman bakın medeniyetin inşasında kontrol, denetleme, sınırlandırma, hep bu mekanizmalar işler. Kültür daha önce de söylediğimiz gibi kontrol ve denetlemeye dayalıdır. Şimdi insan ateşi kontrol altına aldığında ne yapar? Daha avantajlı hale gelir. Diğer canlılara karşı daha yırtıcıları korkutabilir, kendisinden uzaklaştırabilir. Yani işte o ona ne yani oradaki külden faydalanır, külle bulaşığını, çamaşırını yıkar, boyanır, kendi bedenine sürer, o külü bedenine sürer, böylece böceklerden korunur vesaire. Yani o orada bir yapaylık insanı daha avantajlı hale getirir. Şimdi burada aydınlatma dediğimiz şey önemli. Peki bu dünyanın neyi? Kaynağı. Dünyadaki bir kaynak. O kaynağı ne yapar? Alır, emer ve kendisini daha avantajlı hale getirir. Petrol de dünyanın neyidir? Kanıdır, kandır. Yani dünyada ne yapacaksınız? Delikler açacaksınız. Yerküre şu anda delik deşik. İnsan sürekli yeryüzünden ne yapıyor? Kaynak emiyor. Kaynak emiyor. Kahramanımız da bunu gerçekleştiren ilk yani o petrolcülük yapan yeni bir kaynağı keşfeden. Çünkü önce altın arayıcılığıyla başlıyor. Sonra ne yapıyor?
daha değerli olduğunu düşündüğü yeni bir hem ilk petrolü çıkartırken de kullandığı teknikler nedir? Çok primitif. Çok şey yani günümüzdekilerle karşılaştırıldığında çok ilkel. Ancak onu nasıl, ne yapıyor? Hatırlarsanız tasarlamaya başlıyor. Dizayn ediyor. Çünkü ne yapacak? Dünyanın kanını emecek. Dünyanın kanını emecek. Gayesi bu. Önce kendisini avantajlı hale getirirken de diğer insanları da daha avantajlı hale getirecek. Çünkü günümüzde biz her şeyimizi bu dünyanın kanıyla yapıyoruz. Öyle mi? İşte bir şeyi taşırken bile işte kullandığımız poşetler falan hep petrolden. Yani dünyanın kanını her şeyde ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Kendimizi daha avantajlı hale getiriyoruz. Bunu yapabilmemiz için neye ihtiyacımız var? Hiç kuşkusuz ki hırsa ihtiyacımız var. Yani hırs, açgözlülük. Bu duygularımız olmasa biz bunu gerçekleştiremeyiz. Doğayla uyumlu yaşamayı kendisine destur edinmiş bir Hindu bunu yapamaz. Bunun için dünyaya farklı gözle bakmak lazım. Çünkü o petrolün üzerinde binlerce yıl Kızılderililer dolandı durdular. Burada da yıllarca işte Orta Doğu'da bu petrol çoğu zaman yeryüzüne kendi kendine sızan bir kaynaktı. İnsanlar bunu kullandılar da işte zift olarak kullandılar. Evlerinin dış yüzeyini kaplamak için kullandılar. Hani petrol yeni öğrendiğimiz bir şey değil. Yani biz bunu zaten biliyorduk. Ancak bunu yeni şekillerde kullanmaya başlamak. Ancak teknolojiyle, yani insanın kendi uzuvlarının yerine başka araçlar ikame etmesiyle gerçekleşen bir olay. Şimdi tren bizim için ne yapıyor? Naklediyor. Nelerin yerini aldı? İşte develerin, atların, at arabalarının yerini aldı. Biz ne yaptık? Treni tasarladık. Ve onu buhar gücünü kullandık. Kömürle suyu ısıttık. Onu ortaya çıkan buharla bir itiş gücünü kontrollü bir şekilde bir devir elde ettik. Yani bir devir daim elde ettik. Ve daha sonra bunu biz nakliyede kullandık. Peki niye bunu yaptık? İhtiyaçtan. Evet. Her ihtiyaçtan mı? Çünkü yani evet artık ihtiyacımız. Ancak bu ihtiyacı biz icat ettik. Yani bu ihtiyaç hani bizim doğamızda mevcut olan bir ihtiyaç değildi. Ancak biz dünyanın her noktasındaki kaynağı bir noktaya taşıma arzusuna, hırsına, açgözlülüğüne sahip oldukça ne yaptık? Doğaya daha fazla saldırdık. Herhalde doğa çeşitli şekillerde insanlar tarafından binlerce yıldır kullanılıyor. Yaklaşık 12 bin yıldır yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Ancak son 250 yıldaki kullanımı en üst noktaya erişmiş durumda. İşte evimizi yapmak için taşları belli şekillere sokup evimizi yaptık. Yonttuk o taşları. Belli standart haline getirdik ve ev inşa ettik. Bu nedir? Doğayı kullanmak. Ancak yani son 250 yıldaki doğanın kullanımı her yıl artacak bir biçimde gerçekleşiyor. Dediğim gibi bu iyidir, kötüdür buna dair ben bir şey söylemiyorum. Ama yani durum bu. Şimdi bu durumun ortaya çıkması aslında
teknolojideki tırnak içinde gelişmeyle at başı giden bir şey değil. Özü itibariyle. Özü itibariyle burada insan değişiyor. İnsan değişiyor. İnsanın doğayla olan ilişkisi, kurduğu doğayla olan ilişki tarzı artık yeni bir ne yapıyor? Biçim kazanıyor. Bu biçimin en karakteristik özelliklerini biz yeni kahramanlarda görüyoruz. Yeni kahramanlarımız işte petrolcümüz Daniel, işte Kaptan Ahab. Bunlar doğaya saldıran kahramanlar. Kaptan Ahab kime saldırıyor? İşte bizim Moby Dick'e, yani işte kaşalot balinasına saldırıyor. Daniel nereye saldırıyor? O dünyanın kanına saldırıyor. Kanına saldırıyor. Artık bakın insan insan edebiyat tarihi boyunca mücadele ettiği unsurlar her zaman değişir. Şimdi bunu her zaman söylerim. Tekrar olacaksa beni affedin. Şimdi Yunan tragedyalarında insan tanrılarla savaşır. Tanrılarla savaşır. İnsanın meselesi tanrıyladır. Ve sürekli olarak tanrıların zayıflıklarından istifade etmeye çalışarak hayatta kendine bir yol açmaya çalışan kahramanlarla karşı karşıya kalırız. Şimdi işte Shakespeare'e geldiğimizde artık insanların tanrılarla değil fakat birbirleriyle savaştığını görürsünüz. Yani Shakespeare'in kahramanları, yani orada insanın başlıca düşmanı diğer insanlardır. Diğer insanlardır. Şimdi oradan şeye geliriz. Dostoyevski'ye geliriz. Şimdi işte şeyi ele alın. Suç ve Ceza romanını ele alın. Artık insanın, evet çok güzel, insan artık diğer insanlarla değil, kendisiyle savaşmaya başlar. Yani Raskolnikov, Suç ve Ceza'nın kahramanının kahramanı başka biri olmaya dönüşürken kendi özelliklerini değiştirmeye, dönüştürmeye çalışır. Bu konuda başarısız olur. Yani o kendisiyle olan savaşını kaybettiği için gidip teslim olur. Teslim olur. Çünkü Raskolnikov işte nedir? İşte tefeci bir kadını öldürüp parasına el koyar. Zavallı, o parayı da kullanamaz. Yani ben der, hani bu suçu işleyerek ne yapacağım? Kendime güzel bir hayat kuracağım. Halbuki bu böyle cesurca, yani cinayet işlemeye yönelik bir cesurca adımı atıyorum. Bunu gerçekleştirdikten sonra bunun vicdan azabını yaşamamam lazım. Demek ki hani bu eylemimin doğru olduğundan mutlak bir biçimde emin değilim. Çünkü der işte Napolyon, onun çağının büyük kahramanı, hani binlerce insanın ölümüne sebep olacak emirler verdikten sonra vicdan azabı yaşamıyordu. Ama ben ne yapıyorum? Hani kendisini kabul edemez. Şimdi evet, çağımızın insanının kavga ettiği, kendisine düşman bildiği başlıca karşıtı birebir kendisidir. Zaten biz buna edebiyatta da ikizlik problemleriyle karşı karşıya kalırız. Artık ikizleriyle insanlar kavga ederler. Buna daha sonraki bir zamanda değiniriz. Şimdi bir de çağımızda
insan kendi kendisiyle kavga eder ancak bir yandan da ne yapar? Doğaya saldırır. Doğaya saldırır. Çünkü kendisine bir dünya, bir otonomi inşa edebilmesi için doğanın kanını emmesi gerekir. Yaşayabilmesi için. Tıpkı şey gibi, vampir gibi. Vampir gibi. Vampirin neye ihtiyacı vardır? Diğer insanların kanına ihtiyacı vardır. Yaşamını diğer insanların kanıyla sürdürür. İnsan da çağımızda yaşamını doğanın kanıyla, doğanın kanını dökerek hayatta kalır. Doğanın kanını döker. Ve doğanın kanını daha fazla dökebilmek için araçlar, teknolojiler geliştirir süreklilikle. Ne yapar? İşte hepimizin tezgahlarda balıklar buluyorsunuz, öyle mi? Balıkları, parasını veriyorsunuz, satın alıyorsunuz. Yani o balıkların avlanabilmesi için işte troll tekneleri denizin dibini tarıyorlar. Troll tekneleri denizin dibini tarayan ağlar, teknolojiler geliştiriyor. Okyanuslara açılıyor balıkçı tekneleri, gemileri. Ne yapıyor? O okyanustaki tüm kaynağı ne yapıyor? Herkese sunacak bir biçimde bir dizge oluşturuyor. O gemi onu avlıyor, işte soğuk hava depolarına naklediyor, yani limana getiriyor. Sonra o balıklar işleniyor, bir standarda kavuşuyor ve tezgahımıza geliyor. Artık biz mesela hayvanları da dünyanın çoğu yerinde artık satın alırken artık o bütünlüğünü görmüyoruz. Diyelim orta çağda bir tezgaha gittiğinizde genelde hayvanları bütün olarak görürdünüz. Hani o bütün olarak bulunurdu. İşte, hatta işte tavuk, ördek falan alacaksanız daha henüz yolunmamış falan olurlardı. Biz şu anda ne yapıyoruz? Parçaları alıyoruz. Hatta belki de sürekli o parçaları alan o hayvanın bütünlüğünü bile idrak edemez hale geliyor. O çok enteresan. Benim için çok ilginç bir şey yani bu. İnsanın yani beslendiği şeyle arasındaki mesafe bile hızla açılıyor. Ne olduğunu göremeyecek haldeyiz. Mesela bir sürü insan mısır yiyor ama hiç yani ömrü boyunca o mısırı koçanında görmeden o mısırı tüketiyor belki de. İşte adam işte ne diyor? T-bone steak istiyor. Hani o hayvanın belli bir neresinde olduğunu falan bilmeden, hani o hayvanın o bütünlüğünü görmeden artık bizim için yani her şey kolay bir biçimde emilebilir hale geliyor. Şeyler bile hazır doğranmış marollar satılmaya başlandı. Bilmiyorum burada var mı? İşte doğranmış soğan alıyoruz falan her şeyini. Yani bu bizim dünyayla kurduğumuz ilişkinin biçiminin değiştiğinin göstergeleri. Bunlar bir rastlantı sonucu ortaya çıkmıyor. Bunlar kültürün ürünleri. Mutlaka yani böyle Batman'a falan giderseniz oradaki işte orada rahatlıkla görebilirsiniz. Yani böyle siyah bir katran, zift gibi bir şey. Biz onu ne yapıyoruz? Ayrıştırıyoruz. Onu kendimiz için kullanışlı hale getirmek amacıyla parçalara ayırıyoruz. Tıpkı nedir? Artık tavuğu da değil mi? Hani parçalara ayırıyoruz. İşte bir ineği, öküzü de parçalara ayırıyoruz. Kolay bir biçimde o bizim için ne olabilsin? Tüketilebilir hale gelsin diye. Petrolü de ne yapıyoruz? Ayrıştırıyoruz. Kimyasal süreçlerden geçiriyoruz.
ondan ve işte benzin çıkartıyoruz, mazot çıkartıyoruz, ondan çıkarttığımız kimyasallarla şey üretiyoruz, poşetler üretiyoruz, plastik üretiyoruz ve hayatımızın artık yani petrol satın almadan yaşayabilmeniz mümkün değil artık. Bir şekilde değil mi? Süreklilikle petrol tüketiyoruz. Dünyanın kanını emiyoruz. Bunu yapabilmek için insan önce o nesnesine değil fakat kendisine yönelir. Çünkü ancak kendisini değiştirmiş ve dönüştürmüş bir insan bu etkinliği gerçekleştirebilir. Ancak hırsla, açgözlülükle, ihtiyacı olmayan şeylere büyük bir arzuyla yönelen bir insan bunu gerçekleştirebilir. Bunun için her şeyi göze almalıdır. İşte Daniel de biz bunu görürüz. Daniel nedir? Bunları yapabilmek için zaten nedir? Hırsı var, amacı var. Ne diyor bize? Diğer insanlardan uzakta olmak için bunları yaptı. Yani kendisine diğer insanlardan izole bir dünya kurabilmek için insanların bir ihtiyacını gideriyor. Yani bir ihtiyaca cevap veriyor. Bu anlamda diğer insanlarla eş güdümlü. Ancak onlardan uzaklaşmak, kendi dünyasını kurmak için bunu yapıyor. Nedir? Hatta her türlü ihtiyacını en son filmin karesinde nedir? Her türlü ihtiyacını giderebileceği bir artık neyi var? Bir şatosu var. Değil mi? Bowling salonu olan bir şatosu var. İşte değil mi? Günümüzde de mesela insanlar ne istiyor? Hani duvarlarla çevirmek kendisini daha yani mahremiyet alanını daha yüksek seviyeye çıkartmak ve tüm ihtiyaçlarını orada giderebilmeyi arzu ediyor. Evet, bunun için aldatmaya hazır mı? Hazır. Aldatacak, aldatacak. Yalan söylemeye hazır mı? Hazır. Ne diyor? Biz diyor buraya bıldırcını avlamaya geldik. Yalan söylüyor, yalan söylüyor. Çocuğun o masum yüzünü, yani iyi bir aile babası izlenimi vererek insanların güvenini kazanıyor. Ne için? O insanları aldatabilmek için. İnsanları aldatacak. Hatta dindar bir toprağını kullanmak istediği dindar bir adamı aldatabilmek için ne yapıyor? Vaftiz oluyor. Suçlarını itiraf ediyor. Dindar biri olmadığı halde dindarmış rolünü oynayabiliyor. Şimdi bakın, bunlar kötü nitelikler olarak görünüyor değil mi? Yalnız bunlar olmadan o hırsızlığı ve açgözlülüğünü doyuramayacak. Önceliği nedir? O açgözlülüğün doyması lazım. Çünkü ancak o açgözlülüğü sayesinde kendisine bir dünya inşa edebilir. Evet, belki de. Son kertede o hırsıyla birlikte aslında sonsuz bir yalnızlığa da mahkum kalıyor. Mesela oğluyla yaptığı tartışmada. Evet. Oğul diyor ya, sana rakibim artık diyor. Evet. Aslında Petrol hayatının öyle bir noktasına bir yer edinmiş ki bunu duyduğu anda biz artık baba oğul değil, rakibiz diyor. Evet. Evet. Aslında benim çocuğum değildin diyor. Nasıl evet. Yani? Evet, zaten her şeyi, şimdi burada insan arzu ve hedeflerine ulaşmak için her şeyi bir araca dönüştürüyor. Dönüştürmesiyle karşı karşıyayız. Şimdi tabii sinemada bu tip özellikler egzecere edilir. Yani göze batacak halde abartılır. Ancak bu özelliklere yani çağımızın insanı farklı derecelerde sahiptir.
Yani bu konuştuğumuz şeyler insanların hayatta yol almak, yelkenlerini şişirmek için sıklıkla kullandığı araçlardır. Öyle mi? Bilmiyorum. Ancak biz de bir şeyleri elde etmek için insanlara her zaman olduğumuz gibi mi görünüyoruz? Hatta hayatımızın farklı aşamalarında o kadar çok farklı şekilde görünmek zorunda kalıyoruz ki ne olduğumuzu unutacak hale geliyoruz. Hatta tam tiyatrocuların o bunalımı gibi. Hani o kadar çok karaktere girersin ki artık yani o kendi karakterin hangisiydi onu unutacak hale gelirsin. Yani ben neydim yani? Hangisi benim? Çünkü belli davranışlarında artık oynadığın karakterleri tekrarlamaya başlarsın. İnsan şöyledir. İnsan numara yapar. Numara yapar. Bu numarayı yaparken olduğunu kendisine sürekli olarak hatırlatır. Bunu en iyi bir biçimde biz Hamlet'te görürüz. Yani Hamlet'i mutlaka izleyin. Hamlet'te Danimarkalı prensimiz bir yandan nedir? Gerçekte intikamını almak isteyen, o revanşını almak isteyen, babasının intikamını almak isteyen prens vardır. Kendisiyle baş başa kaldığında, kendisiyle konuşurken bu intikam peşinde koşan prensi kendisine hatırlatır. Ancak diğer insanlarla karşı karşıya kaldığında bu intikamcı, babasının intikamı peşinde koşan prensi göstermemeye çalışır. Onu gizlemeye çalışır. Rol oynar. Rol oynar. Bu rolü oynamayı terk ettiği anda özgürleşmeye başlar. Yani o rol artık kendisini ifşa eder. Ancak o süreç boyunca sürekli gider gelir. Yani o karakterler arasında gider gelir. Ve kendi kendisiyle konuşurken aslında o intikam peşinde bir prens olduğunu kendisine hatırlatır. Mesela ara sıra nedir? Annesi ve amcasıyla karşı karşıya olduğunda böyle iyi aile çocuğunu oynar. Ancak kendisine gerçekte öyle olmadığını hatırlatır vesaire. Evet. Şimdi yani nedir bu? Şimdi bizim kahramanımız da nedir? İyi bir aile babası olarak görünmek ona ne sağlar? Avantaj sağlar. Ne yapar? Çünkü ne yapacak? Aldatacak. Hamlet'te değil mi? Aldatacak. Annesini ve amcasını aldatacak ve ne yapacak? Bu onları aldatarak intikam alacak. İntikam alacak. Kahramanımız da ne petrole ulaşacak, o petrolün bulunduğu yerde yaşayan insanlar var, onları aldatacak, onları kendi pazarlığına ikna edecek ve kendi gayesine erişmek için onları birer araca çevirecek. Bunun için ne yapması lazım? Yani mesela olduğu gibi görünmemesi lazım. Olduğunu ne yapıyor? Gizliyor. Ve mesela biri geliyor değil mi? İşte öldürdüğü kardeşi rolünü oynayan adamla karşı karşıya kalıyor. Şimdi bu tip şeyler sinemada çok önemlidir. Neden? Yani bu tip şeyler derken şunu kastediyorum. Karakterimiz farklı karakterlere bürünür. Farklı nitelikler arz eder. Farklı mekanlarda farklı nitelikler arz etmeye başlar. Evet. Şimdi
Evet. Şimdi ne olur biri gelir, ölmüş olan kardeşinin arkadaşıdır. O bilgileri kullanarak ben senin kardeşinim der. Ve kahramanımız aile üyesi sonuçta kendisini ifşa etmeye başlar. Yani o kendi olduğunu ne yapmaya başlar? İfşa eder. Göstermeye başlar ona. Çünkü nedir? O onun için bir mahrem alan imkanı sağlar. Ve çünkü aile üyesi olduğunu düşünür ve ona yani güvenecek birine de ihtiyacı var. Yani bir sürü iş arkadaşı var vesaire ama o iş arkadaşlarına da olduğunu göstermiyor. Olduğunu göstermiyor. Çünkü olduğunu gösterdiği anda başarısız olacak. Aynı şey Elia Sunday için de geçerli. Sunday için de geçerli. Sunday, pazar. o da rahip. Aslında modern zamanların din adamı. Çünkü hiçbir din adamı normal şartlarda cemaatini aldatmak gibi bir gayesinin olmaması lazım. Onları nedir? Tanrı'yla, işte Yahve'yle, Allah'la, neyse hangi dinse bu öğretiyi, o öğretinin öğreticisi en doğru bir biçimde öğreticisi olmakla mükellef. Yalnız din adamımız da nedir? Ne peşinde? Aslında olduğu gibi değil. Ne diyor kahramanımız ona filmin sonunda? Aslında sen seçilmiş kişi değilsin. İtiraf et diyor yani. Sen bir üçkağıtçı olduğunu söyle diyor. Yani olduğunu bana göster diyor. Sana istediğini vereceğim. Tekrar etsem. Yani çünkü diyor ben seni diyor biliyorum. Seni diyor biliyorum. Zaten o olduğunu gösteriyor. Olduğunu gösteriyor. Çünkü asıl olan nedir? Hedefine ulaşmak. Olduğunu gösterdiğinde hedefine ulaşabileceğine dair bir kapı açıldığında o kapıdan girmekte tereddüt etmiyor. Tereddüt etmiyor. Olduğunu gösterdiği zaman onu somut bir ölüm şekli bekliyor. Ölüm şekli mi? Yani ben tamam ben o kişi değilim diyor. Olduğu kişiyi gösterdikten sonra öldürülüyor. Ya onunla öldürülmesiyle doğrudan bağlantılı mı? Her halükarda bence öldürecek de. Sonuçta mahrem bir alanda paylaşıyorsun. Çıktığında tekrar aldatmaya devam edebilirsin. Yani yani burada odaklanmamız gereken nokta refah elde etmek için, fayda elde etmek için artık hiçbir kamusal değerin tanınmadığı ve doğanın kanını emmek için insanların hırs ve açgözlülükle donandığı, inşa edildiği nede yaşıyoruz? Koşullarda yaşıyoruz. Bunun göstergesi. Tabi bunun farklı alternatifleri var. Yani insanın farklı şekillerde yaşamasının alternatifleri var. Örneğin işte Amişler, biliyorsunuz Amişleri. Hani teknoloji kullanmayı reddediyorlar. Neden? Hani doğayla ilişki tarzları farklı. Hani teknoloji çünkü nedir? Doğanın kanını emmeniz için, emmenizi sağlayan aparatlar. Bir insan eşyasını her türlü taşır. İlla ki plastik poşete koymak zorunda mı? Ancak biz artık plastik poşet olmadan yaşayacak hale gelmiş durumdayız. Yani bir insan her halükarda bir yerden bir yere gidebilir. İlla ki motor kullanmak zorunda mı? Ama biz artık motor kullanmadan yaşayamayacak bir hale geldik. Zira bu hale gelmek
bizim konforumuzu arttırıyor. Kendimizi daha güvende hissetmemizi sağlıyor. Daha mobil hale geliyoruz. Daha fazla yerimizden kurtuluyoruz. Yani artık mobil hale gelmek bizi bir yere bağımlı olmaktan tırnak içinde kurtarıyor. Ancak kurtarıyor mu acaba? Yani şimdi kurtarıyor, evet kurtarıyor. Yalnız kurtulduğumuz anda aslında yine başka bir esaretin içine giriyoruz. Yani artık hiçbirimiz, hani ne dedik, hepimiz plastik poşet kullanıyoruz falan. Ancak artık hiçbirimiz bir yere ait değiliz. Hocam bu biraz pesimist bir bakış açısı bence. Neden? Yani tebdili mekanda ferahlık vardır demişler yani. Evet, evet. Yerleştirmek çok iyi mi yani? Yani evet. Yani artık öyleyiz ki, öyle bir haldeyiz ki mekan, nasıl hani dedik ya, etle olan mesafemiz arttı. Artık hiçbirimiz kendimizi sürekli taşınıyor olmamızdan dolayı bir yere, bir coğrafyaya, bir mekana ait hissedemeyecek haldeyiz. Bu da bizim artık içinde bulunduğumuz yerlere emek vermememize yol açıyor. Çünkü bir yerli dediğimiz şey bir yerde olabilmektir. Artık biz bir yerde olamayacak haldeyiz. Bu yüzden mesela artık çok çirkin kentlerde yaşıyoruz. Çünkü hiç kimsenin kendisini o yere ait hissetmediği bir yaşam dünyası içindeyiz. Çünkü bugün burada olabiliriz, yarın başka bir yerde olabiliriz. Yani olabilme kabiliyetimiz var. Ve mesela diyelim bundan Hollanda'da diyelim, uzak bir yer söyleyelim. Bundan 500 yıl önce yaşayan insan yaşadığı kentte evlatlarının, torunlarının da yaşayacağını düşünüyordu. Ve bu düşünce, hayata bu bakış açısı oranın en mükemmel şekilde işlenmesine sebep oluyordu. Bizse her yerde yaşayabilecek hale geldik. Her yerde yaşayabilecek hale geldik. Bu bir özgürleşme tırnak içinde. Ancak bunun bedeli nedir? Yani çünkü hayatta her şeyin, yani aldığınız her şeyin bedelini ödersiniz. Ne alıyorsanız onun bedelini ödersiniz. İnsanlık dünyadan nedir? İşte 100 yıldan fazla süredir ne alıyor? Kan emiyor. Kan emiyor. Emdiğiyle mi kalıyor? Yani onun bedelini ödersin. Aldığını can alıyorsan canından verirsin. Yani can vermeden can alamazsın. Su içiyorsan onun bedelini ödersin. Onun bir bedeli var. İnsan da yani nedir? İnsanları aldatıyorsun. Ne yapıyorsun? Alıyorsun. Can alıyorsun. Can yakıyorsun. Bir bedel ödersin. En basiti, daha güvensiz bir ortamda yaşarsın. Dünyanın kanını emiyorsan bunun bedeli nedir? Daha kirli bir dünyada yaşarsın. Bedelini ödersin yani. Sen ödersin, insanlık öder vesaire. Şimdi biz bir yerden kurtuluyorsak, evet yani geleneksel hayattan, biraz çay içelim, ara verelim bu arada. Yani biz ne yapıyoruz? Bunu özgürleşmek için yapıyoruz. Kahramanımız da nedir? Dünyanın kanını emiyor mu? Emiyor.
Bunu ne iç nasıl yapıyor? İnsanları aldatarak yapıyor, insanları araç olarak kullanarak yapıyor ve kendisine ne yapıyor? Korunaklı, güzel, değil mi? Mimari açıdan muhteşem bir konak, bir mimarinin içinde korunaklı bir dünya yaratıyor. Ama bunun bedeli var. Bunun bedeli var. Bu birazcık bizim tarih, yani son yüzyıldaki tarihimizin hikayesidir. Yani eğer birilerinin toprağına çökersen, işte İsrailliler gibi, hani bunun bir bedeli var. Yani can alıyorsun, can yakıyorsun. Bunun bir bedeli var. Bedeli var. Evet. Nedir? İki kardeş var, ikizler. Eli Sunday, Paul Sunday. İki kardeş var. Ve işte şimdi evet. Evet. Eli Sunday ne yapıyor? Hani bir pazarlamaya çalışıyor şeyi. Hocam bu hangi film? Özür dilerim. There Will Be Blood. Pardon. Paul Sunday pazarlamaya çalışıyor. Eli Sunday bizim papazımız. Papazımız. Paul ne yapıyor? Ailesini hani bir imkandan mahrum bırakacak şekilde kendisine o bir bilgiyi satmaya, bir bölgede petrol olduğu bilgisini bizim Daniel'e satmaya çalışıyor. Şimdi tabii Paul'un da bir avantajı var. Din adamı olduğu için insanların yönlendirebilme kabiliyetine sahip. Sonuçta ne diyor? Hani sen bu işçileri çalıştırıyorsun ama hani o işçilerin hani ruhlarına ben sahibim. Ruhlarına ben sahibim. Ben olmasam burada insanlar kendilerini neye verirler? Alkole, kumara verirler. Senin için çalışamazlar. Onların ruhlarının terbiyesinden ben sorumluyum ve bunun ne karşılığını ne yapma karşılığını istiyor. Karşılığı nedir? Yani maddi bir karşılık. Demek ki o cemaatin ruhlarının temiz kalması için bir çabası yok. Onların ruhlarını temiz tutma çabasını pazarlamaya çalışıyor. Ve buradan ne elde edecek? Kendisi için fayda elde edecek. Onun da neleri var? Hırsı var. Elindeki malzeme ne? İnsanların ruhlarına yön verebilme. O insanları belli bir hedefe kanalize edebilme, insanların ona itaat duyması, bu yeteneklere sahip. Ve bunlar artık iki karakter birbirini yansıtmaya başlıyor. Dikkat edin. Yani aslında Daniel ne diyor? İtiraf et diyor ya. Aslında itiraf et dediği nedir? Sen de benim gibi olduğunu itiraf et. Sen de bendensin. Biz bir beniz. Yani biz birbirimizi yansıtıyoruz. Ama sen hani ben de aldatıyorum insanları. Nasıl aldatıyorum? İnsanlara bıldırcın avcısı olduğumu söylüyorum. İnsanlara iyi bir aile babası olduğumu söylüyorum. Aldatıyorum. Sen de aldatıyorsun ama hani senle benim aramdaki fark, hani benim bu konuda dürüst olmam. Dürüst olmam ama sen bu konuda dürüst değilsin. Dürüst değilsin. Bu konuda sen dürüst olursan, hani bir ortaklık kurabiliriz. Sana bir menfaat sağlayabilirim.
Ve bunu sağladıktan sonra, yani onun itirafını elde ettikten sonra ne diyor? Ben bir milkshake'den emer gibi diyor, onu oradaki tarladaki petrolü drenaj farkından dolayı emdim diyor yani. Ben zaten emdim, şişmişim yani. O milkshake'i içe içe şişmişim ben. Neyim şişmiş? Egom şişmiş. Artık benden daha başarılı bir adam yok. Ben çünkü sadece para için uğraşmıyorum. Aynı zamanda ne? Benden başarılı insan kalmaması için daha başarılı bir insan görmek istemiyorum yarattığım dünyada. En başarılı ben olmalıyım. Egomu büyütmüşüm. Maddi imkanlarla kendimi donatmışım. Ve bir neye ulaşmışım? Zirveye ulaşmışım. Zirveye ulaşmışım. İlginçtir. Bakın çok enteresan. Tahtanın üzerinde yatmaya alışmış ya. Tahtanın üzerinde. Hizmetkarı gelip onu yerde buluyor. Gene rahat uyumak için tahtanın üzerine yatıyor. Yani şey için yani o serveti rahat bir yatakta yatmak için harcamıyor. Burada gaye maddi olanaklar değil. Çünkü hala tahtanın üzerinde yatıyor. Hala orada daha rahat. Ancak neyin tadına varıyor? İnsanların imrenme duygusunu hissediyor. Hissediyor. İnsanlar ona imrenme duygusuyla bakıyorlar. Ve bu bakış insana ne verir? Haz, mutluluk verir. Bundan insanoğlu yani belki insanın ömrünü uzatır. İnsanı bundan daha fazla mutlu edebilecek hiçbir şey yoktur. Hani bu doğrudur, yanlıştır, iyi bir şeydir, kötü bir şeydir. Ancak insan hayatta parayı arzulamaz. İnsan diğer insanların imrenme duygularının avcısıdır. Bu duyguyu yakalamak ister. Ona baktıklarında ona imrensinler ister. Anlıyorsunuz yani imrenme derken. Bakılmak ister, görülmek ister. Çoğu zaman da bu arzusundan dolayı hata yapar insanoğlu. Bu da enteresan bir şeydir. Çağımıza gelecek olursak artık bu insan geleneklerinden kopmuştur. Yani artık bir geleneğin, alışkanlıkların devam ettiricisi, sürdürücüsü değildir. Bir örfü, adeti, ritüeli sürdürmeye çalışmaz. Bundan kopmuştur. Artık onun bir tabula rasası vardır. Beyaz bir sayfa açmıştır. Ve o beyaz bir sayfaya kendisini yazmak istemektedir. O beyaz bir sayfaya kendisini yazmak ister. Bir sıfır noktasından hareket etmektedir. Hatta din adamı bile, yani bir papaz bile gelenekten kopmuştur. Zaten dikkat edin, kendine ait aslında bir kilisede olmayacak işlerle uğraşıyor. Yeni ritüeller icat etmiş, o ritüelleri şeytan çıkarıyor, bin türlü dalavere çeviriyor. O bile geleneklerinden kopmuş. Bizim bu iş adamımız da geleneklerinden kopmuş. Ve büyük bir hırsla yaratıcı bir yıkım sergiliyor. Şimdi tabii insani varoluşun tarihi yaratıcı yıkımların tarihidir. Creative destruction. Yani insan yeni bir şey yapabilmek için bir şeyleri yıkar. Yıkar. Yeni bir başlangıç arzu eder. Yalnız bu başlangıcı tarih boyunca bir gelenek inşa etmek ya da bir geleneğe yeni bir boyut katmak için gerçekleştirdiği halde
günümüzde bir gelenek oluşturmak için bile bunu yapmaz. Bu günü belki tarihten ayırt eden en önemli özellik bu. Belki de bu. Hayatın insani olabilmesi için yaratıcı yıkımlara ihtiyacımız var. İnsan yaratıcı yıkımlar gerçekleştirmese kendi geleneğinin esiri haline gelir. Çünkü insan bir geleneğin, alışkanlıkların içine doğar. Kendisinden önce yaşayanlar belli alışkanlıklar, gelenekler edinmişlerdir. Bu gelenek ve alışkanlıklardan koparak yeni şeyler yapabilmek ancak kendisine kadar olanın yaratıcı bir yıkıma maruz bırakılması vesilesiyle gerçekleştirilebilir. Petrol neyin yerini aldı? Balina yağının yerini aldı. Şimdi bir yönüyle iyi ki balina yağının yerini aldı. Çünkü yani biz 19. yüzyıldaki gibi balinaları katlederek hayata devam edemezdik. Bu hayat insani bir hayat olmaktan çıkardı. Çünkü çok dehşet verici. Biz petrolü ve onun farklı kullanım alanlarını keşfederek aslında kendimize kadar gelen bir geleneği yıktık. Şimdi bir balina yağ endüstrisini ortadan kaldırdık. O endüstri ortadan kalkınca balina avlayan gemiler artık inşa edilmemeye, balina avcıları işsiz kalmaya başladılar. Öyle mi? Evet. Bir sektörü yok ettik. Mesela şöyle diyebilir miydik? Ya bu insanlar işsiz kalmasın ve balin hani petrolü kullanmayalım. Hani bu balina avcılığıyla yolumuza devam edelim. Işığımızı balina yağından elde edelim. Eğer ki bu yıkım, tabii bunu yaparken doğayı da ne yapmaya başladık? Yıkmaya başladık. Ve bu film, bu insanın, yani günümüz çağımız insanının kendisiyle bir hesaplaşması. Dikkat edin, aslında aynada kim var? Biz varız. Biz varız. Mesela bunu şeyde de görürüz. Sarı Mercedes filmini izleyen var mı? Çok eski. Evet, biliyorsunuz değil mi? Çok eski. Evet. Tabii. Sarı Mercedes'te de nedir? O filmi bir gün izleyelim, onun hakkında konuşuruz. Sarı Mercedes filminin. Dokunaklı bir filmdir açıkçası. Çok trajik göç hikayelerinden biridir. Yani böyle trajik göç hikayeleri Türk sinemasında trajik göç yol hikayelerini anlatan filmler mevcuttur. Belki de Türk sinemasının en ayırt edici özelliklerinden biri. Nedir? Duvara Karşı, bir yol hikayesi. Muhteşem bir film. Züğürt Ağa, bir yol hikayesi. Nedir? Bir yolculuğun hikayesi. Ve bu yolculuk nedir? İnsanların dönüşmesi, insanın dönüşmesine yol açan, başkalaşmasına yol açan yolculuk hikayeleri. Artık ağamız bir yolculuğa çıkıyor ve o yolculuğunda ne oluyor? Başkalaşıyor. Başkalaşıyor. Belli şeylerden vazgeçmek zorunda kalıyor. Ancak kendisini değiştirmek için atılımda bulunmak zorunda. Gene duvara da karşıda değil mi? Tersine bir göç hikayesi. Kahramanımız ne oluyor? Kendisi olabilmek için, kendisi olamadığı Almanya'dan ne yapıyor artık? Mersin'e dönüyor. Yani bir bu ve o yolculuğunda başkalaşıyor. Bir başkalaşma, bir değişme, bir değişim hikayesi. Burada da değil mi?
her mesafe kat ettiğinde kahramanımız başkalaşıyor. Yalnız bu, yani biz kendi son belki 250 yıldaki modernleşme sürecini yaşayan insanın hikayesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Yani bunun aynasında kendimizi görüyoruz. Bizlerin hepimiz bir geleneğe ait kalarak hayatta tımıza devam edemeyeceğimizi ne yapıyoruz? İdrak ediyoruz. Çünkü biz ne yapıyoruz? Başkalaşıyoruz. Gelenekten ne yapıyoruz? Başkalaştıkça kopuyoruz, uzaklaşıyoruz. Öyle mi bilmiyorum. Yeni atılımlarda bulunmak zorundayız. Zorunda kalıyoruz. Ve bunun bedelini ödüyoruz. Acısını da yaşıyoruz. Çünkü bizim için korunaklı, güvenli yuvadan ne yapıyoruz? Ayrılıyoruz. Babam ve oğlumun hikayesi bunun hikayesidir. Oğul ne yapar? Kendisi olabilmek için o geleneğin, örfün, adetin korunaklı dünyasından uzaklaşır. Ve bunu neyle öder? Ciğerleriyle öder. Ciğerlerini feda eder. Ciğerlerini kaybeder. Kendisi olabilmek için girişmiş olduğu atılımda. Ancak o geleneğin dünyasından kopmasa, o abisi var ya, hatırlıyorsunuz abisini, abisi gibi kalacaktır. Abisi gibi kalmak arzu edilen bir şey midir? Yani çok daha arzu edilen bir şey değildir. Evet. Yani insan dediğim gibi atılımlarının bedelini neyle öder? Canıyla öder. Kanıyla öder. Çünkü can alır. Can aldığı için, yani can derken bir şeyler alır hayattan. Onu kastediyorum. Ve kendi canından verir. Canından verir. Dolayısıyla can alırken, yani hayattan kaynaklar alırken bunu kendisi için en kullanışlı, en verimli hale getirmek zorundadır. Yani doğayı bu kadar tahrip edip doğadan bu kadar çok kaynağı kendi özel dünyasını inşa etmek için kullandıktan sonra ihtiyacı olan enerjiyi farklı şekillerde elde edebilmesini sağlayacak yeni atılımlar gerçekleştirmesi lazım. Evet, balina yağını yerine petrolü ikame ettik ama artık doğadan da daha az doğaya zarar verecek. Ve yaşadığımız dünyayı daha insani kılacak. İnsani kılacak. Yeni kaynaklar keşfetmek için bu elde ettiği olanakları kullanması lazım. Yoksa o kullandığı olanaklar boşa gider. Boşa gider. Bunun bilincinde olarak dünyaya yönelmesi lazım. Aksi halde o inşa ettiği dünya ne olur? Tepesine çöker. Daniel'in yaşadığı budur. Yani o inşa ettiği dünyadan daha insani olan bir boyuta sıçramayı beceremez. Evet. İnsan da doğaya yönelik bu yoğun, son her 10 yılda bir daha da artan saldırısını bir ölçüye tabi kılmadığı, minimalize etmediği sürece o inşa ettiği dünya tepesine yıkılır. Depremde yaşadığımız bu değil midir? Budur. Doğadan kaynaklar alıyorsun. Niye kaynak alıyorsun? Kentler inşa etmek için alıyorsun. Bu kentleri ideal bir biçimde inşa etmezsen ne olur? Senin tepene çöker. Tepene çöker. Bu kaynağı kullanırken ne yapmalısın? En yani bunun bir usulü var. Bu kaynağı böyle hunharca kullanamazsın.
Bunu ölçüye tabi hale getirmen lazım. Evet, barınmaya ihtiyacın var. Bunun o üzerinde yaşadığın doğayla belli bir uyum içinde olması lazım. İnşa ettiğin yaşam dünyasının. Bu dünyaya çok yabancı olmaması lazım. Her yere aynı binaları dikersen bu binalar her coğrafyada aynı şekilde verim gerçekleştiremez. O coğrafyaya göre binaları inşa etmen lazım. Aksi halde tepene çöker. Tepene çöker. Boşu o zamana kadar kullanmış olduğun kaynaklar da boşa gider. Çünkü sen sadece kendinden sorumlu değilsin. Aynı mekanı paylaştığın, aynı zamanı paylaştığın diğer insanlardan, gelecekteki insanlardan ve geçmişte yaşayan insanlardan da sorumlusun. Burada insanın zihniyet dünyasının belli bir evrim sürecinin belli bir durağında bulunuyorsun ve bu durakta işlevini en mükemmel şekilde yerine getirmen lazım. Örnek oluşturman lazım. İyi bir örnek oluşturman lazım. Evet. Bu anlamıyla Derwin Blatt aslında Amerikan toplumunun hikayesidir. Daha önceki dersimizde söyledik. Amerikan toplumu bakir bir coğrafyaya gitti ve o coğrafyayı ne yaptı? Süreklilikle işledi, ona biçim verdi, şekil verdi. Kentler inşa etti, yolları inşa etti. Onu bambaşka bir biçime soktu. Bambaşka bir biçime soktu. Ve bu filmde artık kendisiyle hesaplaştığını görüyoruz. Yani bu işte kendini inşa eden adam figürü kendisiyle de hesaplaşıyor. Çünkü nedir? Bunun bir bedeli var. Bedeli var. Can aldı. Evet. Kimlerin canını aldı? Bizonların canını aldı, kızılderilerin canını aldı, doğanın canını aldı, doğayı delik deşik etti. Altınlar aradı, altınlar buldu, petrol aradı, petrol buldu. Sürekli olarak tarlaları işledi. Ne yaptı? Sürekli o doğanın, dünyanın kanını emdi. Ve bunun sonucu olarak can aldı, kendinden verdi. Öldürüldü. Daha az yaşadı. Suçluluk duygusu hissetti. Köleleri çalıştırdı o topraklardan fazla verim alabilmek için bunun acısını yaşadı. İşte yerlileri öldürdü. Onun acısını yaşadı. Kendisiyle hesaplaştı. Özür diledi. Öyle mi? Yani bunları yaşadı. Hala da yaşıyor. Bedel aldı, ödeyeceği bedelin de ne olması lazım? Buna değmesi lazım. Aldığının üzerinde bir bedel ödememen lazım. Bunun için ne yapman lazım? Ölçülü hareket etmen lazım. Ölçüyü kaçırırsan ne olur? Can yakarsın. Sen de üzülürsün, başkaları da üzülür. Buna gerek var mı? Yok. Buna gerek var mı? Buna gerek yok. Ne yapacağız? Kendimizle hesaplaşacağız. Bu dünyada daha ideal koşullarda sağlıkla, mutlulukla yaşamanın yollarını inşa edeceğiz. Bunun arayışında olacağız. Aksi halde bu dünya tepemize çöker. Tepemize çöker. Bu konuda bence en ideal toplum şüphesiz ki yani Japonlardır. Mesela büyük kentleri tabii benim için hiç cazip değil. İşte nedir o Tokyo falan o şey dehşet yani o Asya'nın metropolleri dehşet ama
özellikle Japonya kırsalında o insanın doğayla olan ilişkisi, o yaşadığı toprağı güzelleştirmeye, mükemmelleştirmeye yönelik atılımları inanılır gibi değil yani. Mesela gerçekten Japon kırsalına, köylerine, kasabalarına gittiğinizde her şeyin mükemmelliği amaçlayacak şekilde inşa edildiğini görüyorsunuz. Ya böyle bir şey olamaz yani. Evler dahil olmak üzere yani. O şey, mimari dahil olmak üzere. Ama her şey, ağaçlar, işte yollar, patikalar hep en mükemmeli nasıl olabilir diye düşünülerek yapıldığını yani görüyorsunuz, hissediyorsunuz. O zaten mükemmellik ve bu mükemmellik sadece işlevsellik anlamında değil, güzellik anlamında da. Yani bir Japon kiraz bahçesine baktığınızda yani insanın daha güzel kendi varlığını yaşadığı mekana bu derece güzel bir biçimde nasıl yansıtabildiğine ve bundan daha iyisini yapıp yapamayacağı konusunda kafanız karışarak yani onun en mükemmel bir şekilde inşa edilmeye çalışıldığına tanık olursunuz. Yani bu gerçekten inanılır gibi değildir. Ne yazık ki bunun bir eşini falan Orta Doğu'da falan görmemiz zor. Ama bunun bir istisnası İran olabilir. Yani İran'da bence yani ev, özellikle kırsalı evleri, oradaki yaşam tarzı, yani insanın doğa, çevre, mekanla olan kurduğu ilişki anlamında mükemmele yakın eserlerle karşı karşıya kalıyoruz. Ancak işte bu, özellikle bu Körfez ülkelerinde yayılan işte Dubai falan gibi, yani Dubai'yi komple söküp işte Kuzey Amerika'nın batı kıyısındaki herhangi bir yere yerleştirseniz yani çok bir şey değişmez yani. Kaygımı anlatabiliyorum değil mi? Türkiye'de de şehirler yani işte görüyorsunuz yani. Görüyorsunuz. Söyleyecek fazla bir söz yok. Mardin gibi bir yere 20-25 katlı binaları diken yani bu nedir? Artık açgözlülük, tahrip edici bir açgözlülük. Geçmişini düşünmeyen bir açgözlülük, geleceğini düşünmeyen bir açgözlülük, böyle bir açgözlülük sürdürülebilir değildir yani. Sürdürülebilir değildir. Bizim her doğaya olan müdahalemiz sürdürülebilirlik ilkesine göre gerçekleştirilmek zorundadır. Aksi halde bu dünya zaten insanın şeye falan bakmayın, o bilim kurgu filmlerine. İnsanın başka bir evrenin başka bir köşesinde yaşayabilmesi falan mümkün değil. Biz buradaki bakterilere bile muhtaçız. Buradaki bakteriler olmasın senin hiçbir sistemin çalışmaz. Bu zaten evrenin buranın dışındaki yerleri kaos. Orada iki tane ışına maruz kalırsın, her tarafın kanser olur yani. Bu yüzden şey de çok aldatıcı. Ya burası geçici, atlar başka yerde yaşarız falan. Bu bilim kurgu sineması da bunun propagandasını yapıyor. Ya sen bu dünyanın anasını ağlat yani. Önemli değil yani. Titan'a gideriz, bir dünya kurarız. Yani... Tabi burada söylenecek farklı bir kelimeler var. Onları kendimize saklayalım. Kuramazsın yani. Kuramazsın. Evet. Bizler evet, dersimizi böyle bitirelim.